Sonuç akademiden herkese merhabalar. Dersimizin konusu yaygın günlük hayat kimyasalları olacak arkadaşlar. Yepyeni bir ünitenin ilk bölümü burası olacak zaten. İki derste de koca bir üniteyi hep birlikte tamamlamış olacağız. Şöyle bir programımıza hep birlikte göz atalım. Neler yapmıştık peki? En son asitler, bazlar, tuzlar ünitesini tuzlar konusuyla tuzlar dersiyle birlikte tamamlamıştık arkadaşlar. Yani şimdi son ünitemize geçeceğiz. Ünitemiz kimya her yerde ünitesi olacak. Gördüğümüz gibi Dopdolu bir program var arkadaşlar. Önümüzdeki ayda yine aynı dolulukta programımız devam edecek. Dolayısıyla da dersleri kaçırmamak için ne yapıyoruz? Kanala bir an önce abone oluyoruz eğer abone değilsek. O zaman. Şimdi konunun içeriğinde neler var? Hep birlikte bir bakalım. Temizlik maddeleri diyerek başlayacağız arkadaşlar. E, günlük hayatımızda kullandığımız yaygın bazı temizlik maddeleri var. Bunların temizleme özelliklerinden bahsedeceğiz, yapılarından bahsedeceğiz ve ne amaçla kullandıklarına değineceğiz. Ardından polimerler diyeceğiz. Polimer deyince aklımıza tabii ki plastik geliyor arkadaşlar. Petrol ve petrol türevlerinin oluşturduğu bazı yaygın olarak kullandığımız maddeler var. Onların neler olduğunu, nerelerde kullandığımızı değineceğiz ve işleyeceğiz. Ardından özellikle tabii ki polimerlerden bahsetmeye devam ederek geri dönüşüm üzerine konuşacağız. Geri dönüşüm ne gibi faydalar sağlıyor? Neden önemli? Bunun üzerine konuşacağız. Kozmetik malzemelerden bahsedeceğiz. Kozmetik malzeme nedir? Tanımını yapacağız ve yaygın olarak kullanılan kozmetik malzemelerden bahsedeceğiz ve son olarak da ilaçlardan ve ilaç formlarından bahsederek güzelce konumuzu tamamlamış olacağız arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde de gıdalar diyeceğiz. Özellikle de hazır gıdalardan bahsederek bütün bir seneye hep birlikte tamamlamış olacağız. Peki bunları öğrendikten sonra bize ne kazandırmış olacak? Tabii ki günlük hayatta sürekli sürekli karşılaştığımız bazı kimyasallar var ve biz bu kimyasallar nelermiş, hangi özelliklere sahipmiş bunları öğrenmiş olacağız. Tabii ki sonrasında da ödevimiz bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Bizim temel kitabımız nedir? Dinamo Kimya kitabı. Hepimizin elinde zaten var ve kitabı neredeyse bitirmek üzereyiz. İşte orada Tesra 1-13 arası bizim ödevimiz olacak. Şöyle sayfa numarası üzerinden de gidelim bakın kitabın tamamladık artık asitler bazlar tuzların ünitesini bitirmiştik. Şimdi kimya her yerde ünitesinin ilk bölümünü tamamlayacağız arkadaşlar. Yani sayfasında 191'den 204'e kadar çözülmemiş yer bırakmamamız gerekiyor. Neler varmış şöyle hep birlikte içeriğine de bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bu kitabımızda ilk sayfaların ilk başında hep çözümlü bir örnek karşımıza çıkacak. Bu örnek konuyu bize öğreten örnek olacak ve ardından da benzeri dört tane soru her sayfada bizi bekliyor olacak. Bizim çözümümüz sayesinde iyice bir öğrenmiş olacağız. Buraları tamamladıktan sonra bölümü bitirdikten sonra bölüm tarama testleri bizim karşımıza çıkacak. O tarama testlerini de yaptığımız zaman zaten bölümü iyice bir öğrenmiş olacağız arkadaşlar. O zaman ödevimizi de güzelce tamamlamak için hazır olacağız. Ne zaman? Dersimiz bittiği anda. O zaman haydi başlayalım bakalım. Arkadaşlar temizlik maddeleriyle başlayacağız dedik. E ilk olarak karşımıza çıkan günlük hayatımızda yaygın temizlik maddeleri neler var? Şöyle bir isimlerine sıralayalım. Tabii ki temizlik maddesi deyince aklımıza ilk sabunlar geliyor. Sabunlardan bahsedeceğiz ve yapılarını değerlendireceğiz. Tabii ki sonrasında ona çok benzer yapıya sahip olan deterjanları ve aslında sabunlarla deterjanlar arasındaki temel farkları da irdeleyeceğiz. Çamaşır suyu ve kireç kaymağından bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunlar özellikle diyeceğiz ki hijyen amacıyla çamaşırları ağartma amacıyla kullandığımız iki temizlik maddesi birbirine zaten çok benzer yapılara sahipler. Ardından da kişisel temizliğimiz için kullandığımız şampuan ve diş macunundan bahsedeceğiz. Kısaca sonra da tabii ki temizlik maddelerini tamamlamış olacağız. Öncelikle ve en önemli olan kısmı arkadaşlar soru olarak da karşımıza en çok çıkma ihtimali olan yer sabun ve deterjanlar olacak. Onlardan bir bahsederek başlayalım. Şimdi sabun nedir? Hani sabun dediğimiz yapı aslında çok eski zamanlardan beridir kullanılan var olan maddeler arkadaşlar. İlk olarak sabunu nasıl elde etmişiz? İlk defa sabun kullanmaya başlayan insanlar bu sabunu nasıl üretmişler? Kül kullanmışlar arkadaşlar. Kül ve yağ kullanmışlar. Bunların karışımından elde ettikleri yapıya sabun adını vermişler. Günümüzde de aslında çok benzer bir olay kullanıyoruz. Diyoruz ki... Hani o zamanlar kül kullanılıyordu ya külün amacı aslında bazik bir ortam sağlamak. Yağ hala daha bizim kullandığımız madde. Sabun dediğimiz şey hayvansal veya bitkisel yağların hani zaten sabun satın almaya gittiğimiz zaman işte zeytinyağı sabunu derler ya da işte farklı yağların sabunlarından bahsederler. Burada temel ham madde olarak yağ kullanılmasından kaynaklanıyor bitkisel ve hayvansal herhangi bir yağ alıp. Biz kuvvetli bir bazla tepkimeye sokarsak elde edeceğimiz ürüne sabun adını vereceğiz. Dolayısıyla aslında bir asitle bir bazın tepkimesinin ürünü olduğu için biz sabunların tuz olduğunu, tuz yapısı olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi yağdan kastımız nedir? Yağda bize e, önemli olarak gelen madde nedir? Yağların Temelini oluşturan yağ asitlerinin var olduğunu biliyoruz. Peki yağ asidi dediğimiz şey nedir? Bak şöyle zincirli bir yapı görüyoruz arkadaşlar. Zikzaklar var değil mi? Bak buraya dikkat. Önümüzdeki yıllarda da yine karşımıza çıkacak. Buradaki zikzaklı yapıdaki her bir köşe aslında karbon atomunu simgeliyor. Tıpkı burada gördüğümüz gibi her köşede karbon ve karbonun dört bağını tamamlayacak kadar hidrojen içeren bir yapı. Buraya hidrokarbon zinciri diyeceğiz. Her iki yapıda da olduğunu söyleyeceğiz. Burayı arkadaşlar eğer şöyle Hani organik asitlerde COOH diye bir yapı vardı ya işte orası burası oluyor. Asidin kökünü oluşturan yani bir hidrokarbon zinciri ucunda onu asit yapan bir kök ve buna bağlanan bir sodyum iyonu varsa işte ona biz e, sabun adını vereceğiz. Beyaz sabun ya da katı sabun olarak adlandıracağız. Ve bu tuzun adına da sodyum stearat tuzu adını vereceğiz arkadaşlar. Yapı formülü olarak dolayısıyla da e, bir yağ asidinin sodyumla birleşmiş hali olarak değerlendirebiliriz. E, tabii ki bu tepkimeden bir asitle bazın tepkimesi olduğu için açığa bir de su molekülü çıkmasını bekliyor olacağız. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta şu olacak arkadaşlar. Dedik ki şimdi iki tane temel bölge var aslında. Bir şu zigzaglarla gördüğümüz sadece karbon ve hidrojenlerden oluşan bir yapı. Hidrokarbon diyeceğiz buraya ve hidrokarbonların hepsi apolar özellik gösteriyor, değil mi? Şimdi burası dolayısıyla bu molekülün apolar kısmı olacak. Bir de uç kısmı var. Bak zaten iyonik bir yapıya benzer bir yapı var orada. Dolayısıyla da e, kutuplaşmış bir yapı, yani polar bir uç olacak. Biz diyeceğiz ki apolar uç. Şimdi su molekülleri polar olduğu için suda çözümek istemeyen kısım olacak burası. Suyu sevmeyen manasına gelen hidrofob adını vereceğiz bu nedenle. Hani bunu baş ve kuyruk gibi düşünebilirsek kuyruk kısmı suda çözülmek istemeyen suyu sevmeyen hidrofob adını alacak. Diğer kısım şurayı da bir baş kısım olarak değerlendirecek olursak polar özelliğinden ötürü suda çözünmek isteyecek. Buraya da hidrofil yani suyu seven manasına gelen isimlendirme yapacağız çok benzer yapıya deterjanlarda da sahip arkadaşlar. Temel farkı şu sabunlar içinde dedik? Hayvansal veya bitkisel yağları kullanıyoruz bazlarla tepkimeye sokuyoruz elde ettiğimiz tuzun adı sabun oluyor. Bu defa yine hidrokarbon zincirine sahip olan bir yapı var. Bak zikzaklar burada da var. Ama buradaki fark bu maddeyi biz hayvansal ya da bitkisel yağlar yerine petrolden elde ediyoruz. Petrolden aldığımız bileşenleri yine kuvvetli bir bazla tepkimeye soktuğumuz zaman ki sodyum hidroksit en yaygın olarak kullandığımız baz olacak burada e, elde ettiğimiz yapıya bu defa deterjan adını vereceğiz ama yapı olarak bir fark yok aslında burada da yine e, apolar özellik gösteren dolayısıyla da hidrofob davranan suyu sevmek yani, yani suda çözünmek istemeyen bir kuyruk kısmı olacak. Bir de polar özellik gösteren, dolayısıyla suda çözünmek isteyen ve suyu seven hidrofil bir baş kısmı olacak. İkisinde de yap aynı ve temizlik kapasitesinin, temizleme yeteneğinin sebebi de işte bu ikili yapı olacak. Yani hem polar hem apolar yapıya sahip olmaları olacak arkadaşlar. Buna da sodyum laurel sülfat adını veriyor olacağız. Yani deterjanın sistematik adını bu şekilde belirtebiliriz. Burada şuna dikkat edeceğiz. Eğer sabunda hani şurada sodyum varsa ne dedik buna beyaz sabun ya da katı sabun diyoruz. Eğer buradaki sodyumu çıkarıp onun yerine potasyum koyacak olursak yani K koyarsak ya da işte burada sodyum hidroksitle tepkimeye sokarak bu molekül elde ediyoruz dedik. Onun yerine potasyum hidroksit kullanırsak bu defa elde ettiğimiz tuzun adı arkadaşlar sıvı sabun olacak ya da işte Arap sabunu olarak adlandırdığımız yapıyı elde etmiş olacağız. Yani beyaz sabun ve Arap sabun arasındaki tek fark Birinde sodyum, diğerinde potasyum olmasıdır. Bunu da biliyor olacağız. Peki bunlar temizleme işini nasıl yapıyorlar arkadaşlar? Yani şimdi şöyle düşünelim, elimize şerbet döküldü. Şerbeti temizlemek için e, gidip de sabun kullanmamıza ya da deterjan kullanmamıza gerek yok, öyle değil mi? Yapmamız gereken tek şey suyla yıkamak çünkü e, şerbet dediğimiz şey, yani şeker yapısı suyun içerisinde zaten çözünebiliyor. Dolayısıyla da sadece suyla bunu temizlememiz mümkün. Ama velakin. Eğer bizim elimize dökülen şey apolar yapıya sahip bir madde ise, yani suda çözünmeyen bir madde ise atıyorum yağ döküldü, yağ var elimizde kir olarak. Bunu suyla yıkamamız yeterli olmayacak. Çünkü su yağı çözemeyecek. Çünkü su polar özellik gösterirken yağ apolar özellik gösterecek. Bu yüzden de temizlemek için e, suyun içerisinde bu yağ tabakasının yani apolar kirin çözünebilmesini sağlamamız gerekecek. İşte burada deterjan veya sabunlar devreye girecek arkadaşlar. Peki nasıl yapıyorlar bunu? Hani dedik ki hidrofilik bir baş kısmı var. Yani suyu seven bir baş kısmı var. Hem sabun hem deterjanlar için geçerli bu. Hem de hidrofobik kuyruk var. Yani apolar bir kısım var. Dolayısıyla kir olarak elimizde apolar bir yapı varsa bunun yağ olduğunu varsayabiliriz. Buradaki hidrofob kısım yani kuyruk kısmı yani apolar kısım yağ gidip tutunabilecek. İkisi de apolar olduğu için. Çünkü benzer benzeri çözer diye bir ilkeden bahsetmiştik. Ama baş kısımlarına geldiğimiz zaman yani hidrofilik kısımlar geldiği zaman onlar da gidip su moleküllerine tutunacak. Arkadaşlar yani bu yapılar hem yağ hem de suya tutunma şansına sahip olacak. Dolayısıyla su molekülleri onları da kullanarak ortamdan yağı söküp alabilecekler. Bu da ortamın yağdan temizlenmesi demek olacak. Yani e, temizlik tamamen bu hidrofil ve hidrofob kısımlar sayesinde oluşuyor. Bu kısımlar e, suda normalde çözünemeyen maddelerin çözünebilir hale gelmesini sağladıkları için temizlik yapmamızı sağlıyorlar arkadaşlar. Bu hem sabun hem de deterjanlarda geçerli bir durum olacak. Peki sabun ve deterjanları şöyle kıyaslayacak olursak aralarındaki fark nedir? Şimdi dedik ki sabunların eldesinde bitkisel veya hayvansal yağlar kullanılır. Bu hem beyaz sabun için geçerli hem de Arap sabunu için geçerli. Ama deterjanlardan bahsediyorsak eğer burada petrol türevlerini kullanmaya başlayacağız arkadaşlar. E, doğadaki özelliklerine gelecek olursak sabunlar. E yapılarından ötürü kolay bir şekilde elde edilen hayvansal yağlardan ya da bitkisel yağlardan elde edilen bileşik türleri oldukları için doğada kolaylıkla parçalanırlar. O yüzden de çevreyi kirletici bir etkileri yoktur sabunların ama deterjanlara geldiğimiz zaman doğada parçalanamıyorlar, biyolojik olarak bozulamıyorlar. Bu da onların doğada uzun süre kalmasına sebep oluyor. Yani deterjanlar bu yüzden çevreyi kirletici bir etkiye sahip. İnsan vücuduna etkilerine gelecek olursak sabunlar insan vücuduna herhangi bir zarar vermezler arkadaşlar. Yani deterjanlara kıyasladığımız zaman e, neredeyse hiçbir zararı yoktur diyebiliriz. Cildimize zarar vermezler ama deterjanlara geldiğimiz zaman insan vücuduna zararlı etkilere sahip olduğunu söyleriz. O yüzden yıkanırken sabun tercih ederiz. Kimse gidip de deterjanla yıkanmayı tercih etmez çünkü cildine zarar verdiğini görecektir. Sabunlara geldiğimiz zaman hani şurada dedik ki doğada kolaylıkla parçalanır bu yüzden de ne toprakta ne de suda kirliliğe sebep olmaz sabunlar ama deterjanlara geldiğimiz zaman e, parçalanamadıkları için toprağı da suyu da kirletmeye başlıyorlar. Şimdi buraya kadar geldiğimizde diyoruz ki sabunlar çok daha üstün her açıdan daha üstün çünkü bir taraftan da sabunlar ucuz ama deterjanlar daha pahalı ya da sabunlar bir kaynağa bağlı değil e, yağı her zaman elde etmeye devam edebilirsin yani bir sürdürülebilir durum var sabun eldesi için ama deterjanlara geldiğimiz zaman burada petrole yani bir kaynağa bağımlısın bir kısıtlama var e, dolayısıyla sabun buraya kadar çok üstün ama deterjanları sabunlardan üstün yapan bir nokta var. O da beşinci maddeler arkadaşlar. Sert sularda sabunlar köpürmüyor, yeterince köpüremiyor. Dolayısıyla da temizleme özelliklerini kaybediyorlar. Ee, sert sudan kastımız neydi? Orayı da bir hatırlayalım dokuzuncu sınıftan. Kalsiyum ve magnezyum iyonlarınca zengin olan çözeltileri... E, ya da su ya biz sert su adını veriyorduk. İşte bunlarla birlikte e, çökelek oluşturacağı için sabun ya da e, işte sabun Arap sabunu veya sıvı sabun maddeleri molekülleri e, burada temizleme yeteneğini kaybedecek ama sert sularda deterjanlar niteliklerini kaybetmiyorlar ve tıpkı yumuşak suda olduğu gibi temizlemeyi e, devam ettirebiliyorlar. Bu da deterjanların sabunlardan daha üstün olduğu bir nokta oluyor. Diğer taraftan yine sabunların üstünde olduğu bir noktamız var. O da nedir? Tekstil ürünlerini yıpratmazlar. Ee, sen gidip çamaşırlarını rahatlıkla sabunda yıkayabilirsin, bir zarar vermeyecektir. Ama deterjanları kullandığın zaman e, çok daha fazla yıprandığını göreceksin. Ama bir taraftan da tabii ki deterjanlar e, özellikle şu beşinci maddeden dolayı e, daha iyi temizlerler. Bu yüzden daha temiz ürünler elde edersin. Ama yıpranmış olur, daha e, kısa ömürlü hale getirmiş olur deterjan kullanırsan. Peki diğer temizlik maddelerine gelecek olursak arkadaşlar şampuan ve diş macunundan bahsederek şöyle bir başlayalım hani kişisel temizliğimiz için kullandığımız maddeler e, hepimiz zaten kolaylıkla biliyoruz ki e, saçları temizlemek için kirlerden arındırmak için şampuan kullanırız e, oldukça kolay bir şekilde kullanılan bir madde ama neye dikkat etmemiz gerekiyor bunun da aşırı kullanımında zarar var ne gibi saç dökülmelerine neden olabilir sonuç itibariyle. Fazlasıyla kimyasalla muhatap olmuş olacak saçlarımız eğer şampuanı çok fazla kullanırsak veya e, alerjik etkisi olabilir şampuanların e, o yüzden dikkat etmemiz gereken nokta bunlar olacak. Diş macunları ne işe yarıyor bu da Yediğimiz gıdalar genellikle arkadaşlar dişte asitlenmeye sebep olurlar ve çürümenin temelinde işte bu asitlenme olur. O yüzden bazik özelliğe sahip olan diş macunu e, dişlerdeki bu asitlenmeyi nötralize eder ve çürümeyi engeller. Ama sen gidip de aşırı miktarda diş macunu kullanırsan e, günde 7-8 kere dişlerini fırçalamaya kalkarsan bu defa tam tersi e, diş minesine zarar verir. Çürümeyi hızlandırıcı bir etkiye sahip olur. O yüzden her şeyin kıvamında e, ayarında olması gerekiyor diyebiliriz. Çamaşır suyu ve kireç kaymağına gelecek olursak arkadaşlar bunların temel amacı mikropları öldürmek. Yani ikisi de hijyen amacıyla kullanılan temizlik maddeleri. Burada formüllerini bilmemiz gerekiyor. Sodyum hipoklorit yani NaClO şeklinde formülünü verdiğimiz bileşik aslında çamaşır suyudur. Bunun yerine şu hipoklorit yerinde kalsın. Sodyum yerine kalsiyum koyduğun zaman da elde ettiğin yapıya kireç kayma adını vereceğiz. Yani caocl 2 formülüne sahip olacak. E başka ne amaçlı kullanıyoruz? Çamaşırları artma için çamaşır suyunu kullanıyoruz. O yüzden Genellikle beyaz çamaşırlar yıkanırken çamaşır suyu tercih edilir. Diğer taraftan yosunları önlemek için yosunlanmayı engellemek için kireç kaymağı yaygın olarak kullanılan bir temizlik maddesidir bileşiktir diyebiliriz. Polimerler. Polimere gelince arkadaşlar polimer ne demek? Onu bir hatırlayalım. Daha önceden defalarca gördük aslında. Diyeceğiz ki arkadaşlar monomer adını verdiğimiz küçük molekül yapılarının bir araya gelerek oluşturduğu büyük molekül yapılarına polimer adı verilir. Hani biyolojiden biraz da hatırlayalım. Monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler vardı. Aslında polisakkarit dediğimiz şey doğal polimer yapılarıdır arkadaşlar. Ne oluyor peki? Hani gene sakkaritlerden gidelim. Glikoz bizim oradaki monomer yapımız oluyor aslında. Tek bir hücre birimimiz oluyor. İşte bundan iki tanesi birleştiği zaman disakkarit oluşuyor. dedim. mi? Oradaki oluşan disakkarite aslında dimer adını vereceğiz. Yani iki tane küçük molekülün birleşmesiyle oluşan yapıya dimer diyeceğiz üç tane küçük yapının birleşmesi trimer oluşturacak ya da dört tane birleşmesi tetramer oluşturacak. Bunlardan binlercesi bir araya gelip tek bir büyük molekül yapısı oluşturduğu zaman da ona polimer adını veriyor olacağız arkadaşlar. Binlerce küçük molekül bir araya gelecek ve tek bir büyük molekül yapısını oluşturacak. Tabii ki bu genellikle e, karbon içeren bileşiklerde karşımıza çıkacak. Yani Petrol ürünlerinin, petrol türevlerinden elde ettiğimiz yapılara aslında polimer diyeceğiz. Günlük hayatta kullandığımız yapılara baktığımız zaman. Onun dışında tabii ki doğal polimerler de var. Bunu hani şekerleri yani sakkaritleri örnek vermiştik. Bunun dışında mesela protein de yine doğal polimer olarak sayılabilir. Çünkü bu defa da binlerce amino asitin bir araya gelmesiyle oluşan tek bir büyük molekül yapısına protein adını veriyorduk. Demek ki orada da. E, amino asit dediğimiz yapılar bizim için monomer özelliği gösteriyormuş. E, polimer dediğimiz yapı da proteine denk geliyormuş. Günlük hayatımızda nerede kullanıyoruz? İşte pet şişeler aslında bunlar birer polimer ya da işte çatal kaşıklar ya da kullandığımız o kredi kartları ya da pipetler veya cep telefonlarımızda kullanılan neredeyse bütün yapılar. Hepsi birer polimer örnek verilebilir. Hepsi e, petrol temelli aslında ürünlerdir diyebiliriz. Peki yaygın olarak kullandığımız e, polimerleri adlarıyla görecek olursak. Mesela polietilen adı verilen bir polimeri yaygın olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Böyle PE gibi bir kısaltmaya da sahip hatta. Bak bu ne demek? Polietilen, etilen monomeriymiş bunun. Demek ki e, binlerce etilen monomerini bir araya getirerek biz polietilen bileşiğini elde ediyormuşuz. Nerede kullanıyoruz peki polietileni? Torba, şişe, boru, ambalaj malzemesi. Bak bunların hepsinde polietilen e, polimeri yer alır. Ya da polipropilen PP gibi bir kısaltmaya sahip arkadaşlar. Propilen monomerinin polimerleşmesiyle elde edilen bir yapıymış. Laboratuvar ve mutfak kaplarında kullanıyoruz arkadaşlar. Yapay çimler polipropilendir. Ameliyat malzemeleri ya da birçok oyuncağın yapısında bu e, polimeri kullanıyoruz. Polivinil klorür'e gelecek olursak arkadaşlar PVC formülüyle biliyoruz zaten bunu. Nerede kullanıyoruz peki? Şişe, yer döşemesi, hortum, ambalaj malzemeleri. Bunların çoğunun yapısında PVC'nin bulunduğunu görüyoruz. Ya da etilen... ...bir diğer adıyla teflon arkadaşlar. E, demek ki tetraflor etilen ya da tetraflor eten gibi bir monomara sahipmiş. Bunun polimerleşmesiyle ürettiğimiz polimer yapısı, e, destek maddesi, tecrit malzemesi, endüstri kapları... ...veya hani teflon nerede kullanıyoruz? Yanmaz, yapışmaz, tava veya tencerelerin yapısında e, kullandığımız polimer. Polistiren, PS gibi bir gösterime sahip arkadaşlar. Ambalaj yapımı, kaplar, kapılar ve şırıngalarda kullandığımız e, polimer yapısı bu. Polietetra e, polietilen talata gelecek olursak ki hani en yaygın bildiğimiz polimer belki de budur. PET şişelerden aklımıza gelebilir arkadaşlar. Yiyecek içecek kapları ve e, sentetik fiber yapısında kullandığımız polimer budur. Peki polimerlere neden ihtiyaç duyuyoruz? Neden hayatımızda bu kadar yoğun yer alıyorlar? Arkadaşlar tek bir e, monomer kullanarak belki yüzlerce, binlerce farklı e, polimer elde edebilirsin ya da ...elde ettiğin polimerin birçok farklı özelliğe sahip olmasını sağlayabilirsin. E, bu yüzden çok daha kullanışlı bir özellik alıyoruz biz. E, polimerleri kullanarak e, çok daha faydalanabileceğimiz alanlar yaratabiliyoruz. Geri dönüşüme gelecek olursak... ...şimdi geri dönüşüm deyince aklımıza neler geliyor? Tabii ki camlar geri dönüştürülebilir ya da polimerler, plastikler geri dönüştürülebilir çağıt geri dönüştürülebilir veya metaller geri dönüştürülebilir. Malzemeler olarak genellikle karşımıza çıkıyor. Ee, özellikle de tabii ki polimer malzemelerin üzerinde duracağız burada önemli Çok önemli bir şey geri dönüşüm. Ne işimize yarıyor? Neden geri dönüşüm bu kadar önemli? Çünkü arkadaşlar e, bu bahsettiğimiz maddelerin her bir ham maddeye ihtiyaç duyan maddeler... ...dolayısıyla da bir yerde bitecek. Bizim bu kaynakları daha e, verimli, daha kullanışlı, daha sürdürülebilir bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. İşte bu ham maddeye ihtiyacı azaltmak için... E, sıfırdan madde üretmek yerine, malzeme üretmek yerine... ...bu malzemeleri e, geri dönüşümle yeniden kullanarak o ham maddeye ihtiyacı azaltabiliriz. Bir taraftan da sonuç itibariyle kullandığımız maddeler e, çöpe gidiyor. Yani atıklar oluşturuyor. İşte bu atıklar da çevreyi kirletiyor. İşte bu çevre kirliliğini azaltmak için ne yapacağız? O maddeleri geri dönüştürüp tekrar kullanacağız. Veya polimer maddesi imal etmek yerine kullanma enerji tasarrufu sağlayacak. Arkadaşlar bir polimer maddeyi sıfırdan üretmek oldukça yüksek enerji e, harcamanını gerektirir. Ama onun yerine geri dönüşüm yaparsan e, burada harcaman gereken enerjiyi büyük çoğunlukla, büyük oranda korumuş olursun. Dolayısıyla enerji tasarrufu da sağlamış olursun ve tabii ki çevreyi kirletmediğin zaman doğal dengeyi de bozmamış olursun. Ekosisteme de zarar vermemiş olursun. Bu yüzden geri dönüşüm çok çok önemli. Hem e, canlılık için, hem e, hayat için, her şey için, ülkenin ekonomisi için ve geleceği için e, çok önemli bir yere sahip olacak. Şimdi aldığımız plastik malzemelerde özellikle polimer malzemelerde üzerinde bu geri dönüşüp sembollerini görüyoruz arkadaşlar. Bunların anlamları karşımıza çıkabilir önemli olacak anlamları. Şimdi her birinin içerisinde belli sayıların yazdığını görüyoruz 010203 şeklinde. Bunların her birinin aslında bir anlamı var. Eğer satın aldığın bir plastik malzemenin üzerinde 01 yazdığını görüyorsan bu bir plastik malzemeye sahip olduğun anlamına gelecek dolayısıyla... Aslında geri dönüştürülürken de nasıl birbirinden ayrılması gerekiyor ve nasıl depolanması gerekiyor, nasıl ayrıştırılması gerekiyor, onunla ilgili bize bilgiyi veren semboller bunlar olacak. Ya da iki yazıyorsa bu polietilen'e sahip olduğumuzu, HD high density demek yani yüksek yoğunluklu polietilen'e sahip olduğumuzu gösterir. 3 yazıyorsa bunun polivinil klorür tarafından üretildiğini bize gösterir. Dolayısıyla da e, geri dönüşüm uygulanırken üzerinde 0-3 yazan maddelerin birlikte istiflenmesi ve onların birlikte geri dönüşme e, yönlendirilmesi gerektiğini görüyoruz. 04 yazıyorsa yine polietilen var arkadaşlar ama bu defa e, düşük yoğunluğa sahip olan. 05 görüyorsak bu polipropilen olduğunu gösteriyor. 06 polistiren olduğunu ve 07 de diğer plastiklere verdiğimiz numaralandırma oluyor. Bu kodlar aynı zamanda da kullandığımız polimer maddenin geri dönüştürülebilmesinin kolay ya da zorluğuyla ilgili de bize bilgi vermiş oluyor aslında. Geçiyoruz kozmetik malzemelerden bahsetmeye arkadaşlar. Kozmetik malzemeleri şöyle bir tanımlayarak başlayacak olursak insanların güzelleşme amacıyla ile kullanıldığı kullandığı her şeyi aslında kozmetik malzemeler diyeceğiz yani burada e, kozme, bir maddeyi isimlendirirken kozmetik olarak da sınıflandırırken kullanım amacı Aslında onun sınıfını belirliyor bizim için e, Eğer iyileşme amacıyla kullanıyorsak ilaç Eğer güzelleşme amacıyla kullanıyorsak e, kozmetik malzeme olarak değerlendireceğiz Tabii ki burada güzelleşmeden e, tek kastımız hani görüntü değil aslında e, hoş kokmamızı sağlayan her şeyde yine e, kozmetik malzeme olarak değerlendirilir. Bir kozmetik malzemenin üretilmesi esnasında aslında iki tane temel e, parçadan oluştuğunu söyleyebiliriz. Bir ana ham maddesi bir de yardımcı hammaddesi oluyor her bir kozmetik malzemenin. Ne olabiliyor ana ham madde? Mineraller, yağlar, esanslar, vakslar, esterler veya eterler. Yani asıl amacımızı e bize sunacak madde onun ham, ana ham maddesi olacak ama... ...bu maddeleri doğrudan alıp kullanma şansına sahip değiliz. Bunu... Kullanılabilir hale getiren bir de yardımcı ham maddemiz var. Ne gibi boyalar gibi nemlendiriciler gibi veya bunların işte kullanımını sağlayan bazı çözücüler e, bizim için yardımcı ham madde özelliği gösterecek. Yani aslında burası bizim işimize yarayacak kısım. Bu da onu kullanmamızı sağlayan diğer kısım olarak değerlendirebiliriz. Yaygın olarak kullandığımız kozmetik malzemelere neleri örnek verebiliriz? Mesela saç boyası, ruj. Parfüm, saç jölesi, fondöten bunlar tabii ki hani makyaj malzemeleri olarak da karşımıza çıkıyor birçoğu ve e, kozmetik malzeme olarak isimlendiriliyor. Bunun yanı sıra kalıcı dövmeyi de arkadaşlar yine kozmetik malzemeleri içerisinde yazabiliriz kullanım amacı bu olduğu için. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var tabii ki kozmetik malzemeleri kullanıyoruz. Evet ama bunların bize bir de olumsuz geri dönüşleri oluyor arkadaşlar. Bazı zararlı yönleri oluyor. Ne gibi? Mesela ağır metaller içerebiliyorlar. Çoğusu içeriyor bunu. Koku maddeleri veya ftalat gibi hani hem kanserojen yönü olan hem de bizi zehirlemeye yönelik etkisi olan e birçok zararlı kimyasal içerebiliyor. O yüzden kozmetik malzemeleri alırken de kullanırken de hem içerdiği maddelere çok dikkat etmemiz gerekiyor hem de mümkün olduğunca hangisini kullanırsak kullanalım az miktarda kullanmaya dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Geçiyoruz bir diğer başlığımız ilaçlar olacak arkadaşlar aslında ilaçları kozmetikten ayıran nokta dediğimiz gibi amacı oluyor arkadaşlar ilaçlara geldiğimiz zaman ilaçlar iyileşme amacıyla kullandığımız bütün maddelere ilaç diyebiliriz ilaçlarda da çok benzer bir durum var burada da etken madde ve dolgu malzemesi olarak iki temel bileşen olacak hani ana ham madde ve yardımcı ham madde gibi bunları da düşünebiliriz etken madde asıl istediğimiz amaca bizi ulaştıran madde oluyor. Dolgu malzemesi ise bunu kullanılabilir hale getiren, kullanmamızı kolaylaştıran ekstra madde oluyor. Şimdi burada e, dolgu malzemesi de o ilacın formunu belirliyor aslında. Ne gibi formlar olabilir arkadaşlar? Hani fiziksel hal üzerinden gidecek olursak katı, yarı katı veya sıvı formda ilaçlardan bahsedebiliriz. Mesela hap dediğimiz ilaç formu aslında katı formda ilaç olarak değerlendirebiliriz. Hap dediğimiz nedir arkadaşlar? Ağız yoluyla tükettiğimiz sert sıkıştırılmış bir ilaç formudur. Genelde ne yapıyoruz? Ağzımıza atıyoruz, suyla birlikte onu mideye gönderiyoruz. Bu katı formda ilaca örnek olarak verilebilir. Sıvı forma neleri örnek verebiliriz? Mesela iğne, sıvı formda ilaçlar örnek olarak verilebilir. Nasıl kullanıyoruz peki? Bir enjektör vasıtasıyla direkt damarın içerisine veya kas altına e, ilacın doğrudan yönlendirilmesiyle kullandığımız ilaç formudur arkadaşlar. Şuna dikkat edeceğiz. Bu doğrudan e, vücuda gönderildiği için, doğrudan kas altına veya damarın içerisine enjekte edildiği için en hızlı etki gösteren ilaç formu her zaman için iğnedir diyeceğiz arkadaşlar. Sıvı formunda bir diğer ilaç olarak da şurup'tan bahsedebiliriz arkadaşlar. Şurup dediğimiz nedir peki? Aslında şurup konsantre bir çözeltidir. Ağız yoluyla direkt e, içtiğimiz bir e, ilaç formundan bahsediyoruz burada arkadaşlar. E, konsantre çözelti dememizin işte, sebebi de genellikle bir glikoz çözeltisiyle birlikte tüketiyoruz. Çünkü ana ham madde ya da etken madde... E, tadı oldukça kötü olduğu için genellikle tüketimi zor olduğu için yardımcı bir e, madde ile birlikte tüketimini kolaylaştırmış oluyoruz. Bir de yarı katı formda ilaçlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Burada da e, dağıtıcı bir e, madde olması gerekiyor karşımıza. Yani dolgu malzemesi aslında e, bu kullandığımız merhemin, yarı katı formdaki ilaçların e, ya da kremlerin e, deri üzerine dağılmasını sağlayan kısım oluyor ve deri yoluyla doğrudan e tükettiğimiz ilaçlar oluyor genellikle tabii ki cilt hastalıklarında kullandığımız e, ya da kaslara direktmen müdahale etmesini istediğimiz ilaç formu bu yarı katı formlar oluyor. O zaman bir iki tane soru çözelim birlikte. İlaçlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar hemen bir değerlendirme alalım. Vücut fonksiyonlarını değiştirme etkileri vardır. Arkadaşlar ilaçların zaten kullanım amacı böyle değil mi? Vücutta herhangi bir aksilik var. Bunu gidermek için dolayısıyla da buradaki fonksiyonları değiştirmek için biz ilaç kullanıyoruz. Ev ilaçları nereden üretiyoruz? Bitkisel veya hayvansal kaynakları kullanıyoruz tabii ki doğal kaynakları elde etmek için. Bu da doğru olacak ve amacımız tabii ki iyileşmeyi yani tedaviyi sağlamak olacak. Dolayısıyla ilaçlarla ilgili burada gördüğümüz üç madde de doğrudur diyeceğiz. Sabun ve deterjanlarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur dersin şöyle biraz başına dönelim. Hidrofil ve hidrofob grup içerdiklerinden dolayı yüzey aktif maddelerdir. Arkadaşlar bundan şöyle biraz daha değinelim. Hidrofil ve hidrofobdan kastımız neydi? Şöyle bir kuyruk kısmı vardı. Bir de baş kısmı vardı. Diyorduk ki burası hidrofob özellik gösterir. Çünkü suyun içerisinde çözülmek istemez. Burası da hidrofil özellik gösterir. Çünkü suyun içerisinde çözülmek ister. Burası polar bir yapı oluyordu. Arkadaşlar şimdi yüzey gerilimi suyun yüzeyindeki ya da herhangi bir sıvının yüzeyindeki moleküller arasında oluşan çekimlerin diğerlerinden daha güçlü olmasından kaynaklanıyordu. Biz diyelim ki şöyle bir su kısmı var suyun içerisine deterjan ya da sabun attığımız zaman şöyle baş kısmı aşağıda suya dalmış kuyruk kısmı suyun dışında kalmış oluyor. Yani suda çözülmek isteyen suya dalıyor suda çözülmek istemeyen dışarıda kalıyor. Yani yüzeyde böyle bir görüntü oluşuyor. Bu da neye sebep oluyor? Suyun yüzeyindeki moleküllerin arasına bu moleküllerin girmesine, dolayısıyla su moleküllerini birbirinden uzaklaştırmasını sağlıyor. Bu da etkileşimleri zayıflatıyor. Bu da yüzeydeki gerilimin düşmesine sebep oluyor. O yüzden diyeceğiz ki hem hidrofil hem de hidrofob içeren e, maddeler yüzey aktif madde olarak adlandırılır ve suyun yüzey geriliminin düşmesine sebep olur. Genellikle apolar özellikteki kir yapılarının temizliğinde kullanılırlar. Ee, eğer zaten polar yapıda bir kir olsaydı su kendiliğinden çözüp temizleyecek de ekstra bir maddeye ihtiyaç duymayacaktık. Apolar özellikteki kirleri su doğrudan temizleyemeyeceği için biz sabun ve deterjanları kullanıyoruz dedik. İki temizlik maddesi de sert sularda kullanıma uygun değildir. Tabii ki yanlış bir ifade bu. Çünkü ne dedik? Deterjanlar sert suda bile temizleme özelliğine sahipler. Sudaki sertlikten etkilenmezler. Deterjanların üstün olduğu tek noktada burasıydı zaten. O yüzden birinci ve ikinci ifadelerimiz doğrudur diyeceğiz. O zaman ne yaptık? Neler yaptık? Şöyle bir gözden geçirelim. Temizlik maddelerinden bahsettik arkadaşlar. Özellikle sabun ve deterjanlar üzerine durduk. ...polimerlerden ve plastiklerden bahsettik. Hangi maddeleri nerede kullanıyoruz onun üzerinde konuştuk. Geri dönüşümün öneminden bahsettik. Kozmetik malzemeleri tanımladık arkadaşlar. Neye kozmetik diyoruz burada? Ana ham madde ve yardımcı ham madde üzerinde durduk. Ve ilaçların formlarından bahsederek... ...güzelce yaygın günlük hayat kimyasalarını tanımladık. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Videoyu tabii ki beğeniyoruz arkadaşlar ve eğer hala daha kanala abone değilsek bir an önce abone oluyoruz ve bir sonraki dersimizde tam da burada yeniden görüşüyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.